Artık titrasyon eğrilerini detaylıca öğrendiğimize göre asit baz indikatörlerini kullanarak bir titrasyonun eş değerlik noktasını nasıl bulacağımızı görelim. İndikatörlerin belirli bir pH aralığında renk değiştirdiklerini biliyoruz. Örneğin metil kırmızısı dediğimiz indikatörün rengi 4,4'ten 6,2'ye kadar olan pH aralığında kırmızıdan sarıya döner. Aslında bu pH aralığını yaklaşık olarak 4'ten 6'ya kadar olarak da kabul edebiliriz. Bromtimol mavisinin rengi ise 6 ile 7,6 arasındaki pH aralığında sarıdan maviye dönüyor. Yani yaklaşık olarak 6-8 pH aralığı da diyebiliriz. Fenolftalein ise 8,2 ile 10 arasındaki pH aralığında renksizden pembe ya da mora döner. Yani yaklaşık 8-10 pH aralığı. Şimdi bir de titrasyon eğrilerine bakarak hangi titrasyon için hangi asit baz indikatörlerini kullanmamız gerektiğini görelim. Örneğin sol üst taraftan başlayalım. Bu titrasyon eğrisi kuvvetli bir asitle kuvvetli bir bazın titrasyonundan elde edilmişti. pH'ın eş değerlik noktasında 7'ye eşit olduğunu görüyoruz. İşte burada pH 7'ye eşit. Bu bizim eş değerlik noktamızdı değil mi? Buradan bir de aşağıya doğru gidelim. Yaptığımız örnekte hesabı zaten yapmıştık. Eş değerlik noktasına ulaşmak için 20 mililitre kuvvetli baza ihtiyacımız olmuştu. Kuvvetli bir asitle kuvvetli bir bazın titrasyonunu yaptığımızda pH eş değerlik noktasında 7'ye eşitti. O zaman bu titrasyon için hangi asit baz indikatörlerini kullanabileceğimize bir bakalım. Böyle bir durum için eşdeğerlik noktasının yakınında renk değiştirecek bir indikatöre ihtiyacımız var. Örneğin bromtimol mavisi. pH 6'dan 8'e çıkarken renk değiştiriyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi bromtimol mavisi pH 6 iken sarı rengi alıyor. Aslında bu noktada sarı renkte olması gerekir. Daha sonra da maviye dönüşecek. Hatta arada biraz yeşil bile görebilirsiniz. Kısaca bu aralıkta bir renk değişimi olacak. Dolayısıyla bromtimol mavisi bu titrasyon için uygun bir asit baz indikatörü diyebilirim. Ayrıca mavi rengin kalıcı olduğu noktada da titrasyonun dönüm noktasına ulaşmış olursunuz. Diğer yandan da titrasyonun dönüm noktasını eşdeğerlik noktasıyla eşleştirmiş olursunuz. Yani bu durum eşdeğerlik noktasını yaklaşık olarak hesaplamak için iyi bir yöntem diyebilirim. Gördüğünüz gibi bu kuvvetli asit baz çifti için pH 4'ten pH 10'a kadar oldukça dik bir titrasyon eğrimiz var. Kısaca bu aralıkta bir renk değişimi olacak. Dolayısıyla bromtimol mavisi bu titrasyon için uygun bir asit baz indikatörü diyebilirim. Ayrıca mavi rengin kalıcı olduğu noktada da titrasyonun dönüm noktasına ulaşmış olursunuz. Diğer yandan da titrasyonun dönüm noktasını eş değerlik noktasıyla eşleştirmiş olursunuz. Yani bu durum eş değerlik noktasını yaklaşık olarak hesaplamak için iyi bir yöntem diyebilirim. Gördüğünüz gibi bu kuvvetli asit baz çifti için pH 4'ten pH 10'a kadar oldukça dik bir titrasyon eğrimiz var. Bu durumda aslında diğer iki asit baz indikatörünü de kullanabiliriz. Mesela metil kırmızısı 4-6 pH aralığında Kırmızıdan sarıya döndüğüne göre o da uygun. Bu da eşdeğerlik noktası için iyi bir tahmin olur. Aslında fenolftaleini de kullanabiliriz. Çünkü onun rengi de 8-10 pH aralığında pembe ya da mora dönüyor. Demek ki bu kadar dik bir titrasyon eğrimiz olduğuna göre titrasyonun eşdeğerlik noktasını bulmak için bu üçünden herhangi birini kullanabiliriz. Şimdi bir de zayıf bir asitle kuvvetli bir bazın titrasyonundan elde edilmiş titrasyon eğrisini inceleyelim. O da burada gördüğünüz örnekti. Örnekte zayıf bir asitle başlamıştık. Kullandığımız asit asetik asitti. Eklediğimiz bazsa sodyum hidroksit. Eş değerlik noktasındaki pH 7'den büyüktü. Hatta bu örnekte 9'a yakındı diye hatırlıyorum. Eşdeğerlik noktası tam olarak buralardaydı diyebilirim. 9'un hemen altında. Bu noktaya ulaşmak için de 200 mililitre kuvvetli baz kullanmamız gerekmişti. Bütün zayıf asidi nötralleştirdiğimiz zaman çözeltinin içinde bu zayıf asitin eşlenik bazıyla kalırız. Zaten bu yüzden de bu tarz sitrasyonlarda pH 7'den büyük olur. Eşlenik baz suyla tepkimeye girdiği için çözeltinin içindeki hidroksitin derişimini arttırır. Bu da pH'in 7'den büyük olmasına neden olur. Eğer hesaplamayı görmek isterseniz bu titrasyon için yapılmış olan videoyu izleyebilirsiniz. Tekrar ediyorum, zayıf bir asitte kuvvetli bir bazın titrasyonunda pH 7'den büyük olur. O zaman pH 7'den büyük olduğunda renk değiştiren bir asit baz indikatörü seçmek gerekir. Örneğin fenolftalein bu durum için oldukça uygun olabilir. Çünkü rengi 8-10 pH aralığında değişiyor. Tam da bu pH aralığında renksizken pembe ve mora doğru değişen bir indikatör. Biz de titrasyonu bu noktada durdurursak eş değerlik noktası için iyi bir tahmin yapmış oluruz. Mesela burada metil kırmızısını kullanmak istemezsiniz. Çünkü metil kırmızısının rengi 4-6 aralığında değişiyor. Gördüğünüz gibi 4'ten 6'ya kadar olan aralık titrasyon eğrisinde burada bulunuyor. Metil kırmızısının renginin burada kırmızıyken buralarda bir yerde de sarıya dönmesi gerekiyor. Demek ki bu aralıkta bir yerde bir renk değişimi görmemiz lazım. Zaten bu nedenle de eşdeğerlik noktasını kaçırmış olacağız. Yani metil kırmızısı bu durum için uygun bir asit baz indikatörü değil. Onu kullanmamamız gerekiyor. Son olarak da zayıf bir bazla kuvvetli bir asidin titrasyonundan elde ettiğimiz titrasyon eğrisine bakalım. Başlangıçta zayıf bir bazımız var. İşte bu nedenle de çözeltinin hiç asit eklemeden önceki pH'ı bazik bir aralıkta yer alıyor. Bu durumda eşdeğerlik noktasındaki pH da 7'den küçük oluyor. Evet. Bu durumda eşdeğerlik noktasının pH'ı 7'den küçük. Çünkü çözeltideki bütün zayıf asidi eklediğiniz kuvvetli bazla tepkimeye sokarak baza proton eklemiş oldunuz. Yaptığımız örnekte amonyak yani NH3 kullanmıştık. Zayıf baza proton eklediğimizden bahsettiğimize göre bu durumda asidik olan NH4 artı elde etmiş olmalıyız. Böylece eşdeğerlik noktasında suya proton verebilecek amonyum olduğuna göre çözeltideki hidronyum iyonlarının derişimi de artıyor. Dolayısıyla da eşdeğerlik noktasındaki pH 7'den küçük oluyor. Eğer bu hesaplamaları görmek istiyorsanız yine bu konudaki videoları tekrar izlemenizi öneriyorum. Daha önce söylediğim gibi böyle bir durumda pH 7'den küçük olacak. Yaptığımız örnekte 5'ten biraz yüksek bir değer elde etmiştik. Yani eşdeğerlik noktasının yaklaşık olarak buralarda olması gerekiyor. pH 7'den küçük olduğunda renk değiştiren bir asit baz indikatörü kullanmamız gerekiyor. O zaman metil kırmızısı bunun için çok uygun olur. Metil kırmızısı pH 6'da sarıyken bu noktalarda rengi kırmızıya döner. İndikatörün renk değiştirdiği noktada bu da titrasyonun dönüm noktası olur. İşte bu da eşdeğerlik noktasını bulmak için iyi bir yöntem diyebilirim. Ama mesela burada fenol gibi bir indikatör kullanmak istemeyiz. Çünkü bu indikatörün rengi bu aralıkta değişecektir yani pH 10 iken rengi pembe veya morken bu noktalarda renk değiştirecek. Ve de sonuçta renksiz bir çözelti elde edeceğiz. Bu noktalarda renk değiştirdiği için de eşdeğerlik noktasını kaçırmış olacaksınız. Yani fenolftalein bu titrasyon için işe yaramayacak. Metil kırmızısını kullanmak çok daha iyi.